Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir silah tanıtım videosunda karşınızdayım. Bugün size iki tane İsviçre yapımı maç için kullanılan havalı tabanca tanıtmak istiyorum. Bu ikisinin tanıtma sebebim ikisinin de İsviçre yapımı olması ve ikisinin de aynı yıl piyasaya çıkmış olması. Tanıtacağım birinci silah Morini 162 MI. Bu daha kısa namlulu bir versiyonu. Daha uzun namlulu bir versiyonu da var. Diğer havalı tabancam ise Hemerli 480. Bunun namlusu daha uzun. İki tabanca da dediğim gibi 1990 yılında piyasaya çıkmış. Ama ikisi de ilk piyasaya çıktığı zaman sıkıştırılmış hava değil, karbondioksit tüpüyle çalışıyormuş. Ama bu karbondioksit tüpü bizim bugün bildiğimiz bu havalı tabancalar için kullanılan karbondioksit tüpü değil. Sonradan doldurulabilen bir tüp. Daha sonradan bu karbondioksit tüpünün yerini yani havalı tabanca endüstrisi sıkıştırılmış havayla çalışan silahları bırakınca iki modelde sıkıştırılmış havayla çalışan çeşitlere dönüştürülmüş. Yani ikisi de karbondioksit olarak piyasaya çıkmış. Daha sonradan teknolojinin gelişmesiyle sıkıştırılmış havalı versiyonlara dönüşmüş. Şimdi ikisinin farklarını kısaca biraz anlatmaya çalışacağım. Ben havalı tabancayla kışın atıyorum arkadaşlar. Yani insanın nişan ve tetik şeyini gelişimine çok katkısı olan bir şey. Hepinize tavsiye ediyorum havalı tabancayla ateş etmenizi. Ben yazın ya da bahardan itibaren ateşli silahlarla antrenman yapıyorum. Bunun da sebebi buradaki poligonların yeri açık havada olduğu için kışın Ekim ayından itibaren daha doğrusu havaların erken kararması sebebiyle poligonlar kapanıyor. Çünkü genelde insanlar iş çıkışı poligona gidiyorlar. Saat 4.30'larda hava artık kararmaya başladığı için yani işten 5.30'da çıkıp da insanlar poligona gidememeye başlayınca Ekim ayından itibaren poligonlar da kapanıyorlar. O yüzden kışın sonuçta çalışmaya devam etmek için ki çok da zevkli yani havalı tabancayla ateş etmek. Hem de havalı tabanca sezonu da zaten Ekim ayında başlıyor. Ta tekrar baharda açık poligonlara kavuşuncaya kadar havalı tabancalarla atışa devam ediyorum ki dediğim gibi çok çok faydalı arkadaşlar. Zaten tek elle atıyor olmanız, attığınız hedefin çok küçük olması sebebiyle gerçekten insanı tetik ve nişan kontrolünü, nefes kontrolünü yani bütün temel prensipleri çok güzel çalışabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz platformlar havalı tabancalar. Hepinize o yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi silahlara geçmeden önce havalı tabanca hedefini de göstereyim size. Şimdi bir saniye videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hedefi getirdim. Size göstereyim bu 10 metre havalı tabanca hedefi. Gördüğünüz gibi 10 numara halkası 12 milimetre çapında arkadaşlar. 12 milimetre çapında. 10 metreden ateş ediliyor. Bu bir 1 sent, euro senti. Hani size gözünüzde canlansın diye kuruş bulamadım kusura bakmayın. Yani bir euro sentinden daha ufak bir halka 10 puan. Bu da 9 milimetre bir tabanca mermisi. Gördüğünüz gibi 9 milimetre hemen hemen 9 milimetre bir tabancanın kovan altı kadar bir çapı olan bir yere 10 metreden ateş etmeye çalışıyorsunuz ki dediğim gibi gerçekten temel prensipleri de çalışmak için çok güzel bir disiplin. İlla bu şekilde daha biraz daha gelişmiş ya da biraz daha pahalı bir tabanca da kullanmanıza gerek yok. Normal yukarıdan kırmalı yaylı bir tabancayla da antrenmanınızı yapabilirsiniz ki gerçekten tavsiye ediyorum havalı tabancayla çalışmayı antrenman sisteminizin içine katın. Ülkemizde havalı tabancayla atış yaygın bildiğim kadarıyla. Yani şuradan biliyorum ki sporcularımız da gayet dünya kupalarında falan başarılılar. Dünya şampiyonlukları var. Onlarla da gurur duyuyoruz. O yüzden onlara da saygılarımı burada bir kez daha belirtmek isterim.
Evet, şimdi tabancalarımızı yavaş yavaş karşılaştırmaya başlayalım. Morin'den başlayayım. Morin'i biraz daha kısa. Bu modelin biraz daha uzun namlu olanı var. Namlu buralarda bitiyor yani. Burası kompansatör şu ön kısmı. 200 barlık bir tüpü var. 200 barlık bir tüple 200 atış yapabiliyorsunuz. Tüpün önünde hava basıncını gösteren bir şeyi var. Göstergesi. Bu şeyin yeşilde olduğu sürece uygun hava basıncı var demektir. Ki hava basıncı düşerse, silahlar boş arkadaşlar. Hava basıncı düşünce şuradaki kanca bu arkaya gidiyor ve mermi koyma kolunu açamıyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki tüpün içinde isabetli atış yapacak kadar bir hava yok. Tüpü değiştiriyorsunuz ya da dolduruyorsunuz. Gezi ayarlı tabii ki. Yukarı aşağı ve sağa sola ayarının yanında gezin boşluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu boşluğu küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bu çok çok faydalı, çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Havalı atış, yani tek elle tabanca atış yaparken arkadaşlar, yani biraz yan duruyor olmamıza rağmen aslında istediğimiz şey yüzümüzün hedefe düz olarak bakıyor olması. Yani yan bakıp şöyle gözümüzün şöyle yana doğru kaymaması lazım ki göz yorulup da bir süre sonra bulanık görmeye başlasın. Yani hedefe yüzümüz düz olarak bakıyor ama vücudumuz hedefe yan olarak bakıyor. Şimdi her insanın boynunun dönebildiği mesafe farklı ki bu da yaşla değişen bir şey. Mesela ben konforlu olarak boynumu bu kadar döndürebiliyorum. O yüzden vücudumu öyle bir ayarlıyorum ki atış yaparken yan bile duruyor olsam tabancaya bakışım hedefe düz oluyor. Bu da şunu getiriyor arkadaşlar. Sonuçta hepimizin gözü hemen hemen aynı. Ama hepimizin göz arpacık mesafesi birbirinden farklı oluyor. Mesela kol boylarımız da farklı. Bir çocuğun ya da bir kadının kol boyuyla bir erkeğin kol boyu farklı ki aynı kol boyunda olan insanlar bile dediğim gibi başını döndürebildiği şeye bağlı olarak, mesafeye bağlı olarak bu gözüyle göz arasındaki mesafe değişebiliyor. Bu da şunu getiriyor. Eğer burası çok ufak kalırsa siz arpacık gezi tamamen kaplayabiliyor sizin baktığınız mesafede. O yüzden sizin bunu biraz ayarlayıp yanlarda biraz böyle ışık girecek kadar yere ihtiyacınız var ki yani arpacıkla gez nasıl duruyor birbiriyle anlamanız gerekiyor. İşte o yüzden bu boşluğun açılıp kapanabilmesi çok çok önemli bir avantaj. Morin de bunu gezin üstüne koymuşlar. Gezdeki şu şeyle vidayla bu boşluğu ayarlayabiliyorsunuz. Bu açıdan Morin'i de bir avantaj var. Tetik parmak mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi yine çok çok hassas tetikleri olan silahlar bunlar. Ve dediğim gibi yani 10 metreden şu küçücük bir hedefe atıyorsunuz. Tetiği çekerken kesinlikle namluyu oynatmamanız gerekiyor. Çok çok önemli. Zaten tek elle atıyorsunuz. Zaten silahın sabit kalması bir sorun yani. Bir de tetiği çekerken silah oynatıyorsanız artık iş bitiyor yani. Bunun isabet ettirme şansınız çok çok azalıyor. O yüzden tetiği parmağınıza öyle bir ayarlıyorsunuz ki parmağı çekerken elinizi en az bir şekilde oynatacak şekilde parmak mesafenizi ayarlıyorsunuz. Parmağın ucuyla atış etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu şeyde tetik mesafesini ayarlamakta önemli. Tetik çok çok hafif. Çok çok hafif yani. Onu kaç gram olduğunu bilmiyorum ama yani bu silahlarla tabii ki ateşli silah tetiğinden çok çok daha hafif bir silah tetiğe sahipsiniz. Onun dışında tutuş çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü tek elle ateş ediyorsunuz ve mümkün olduğu kadar bu kabzayı sıkmamaya çalışıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar eliniz gevşek oluyor ki kabzayı ne kadar sıkarsanız tabancayı o kadar titretirsiniz ki bu kadar küçük bir mesafe hedefe 10 metreden atarken bu titreme sizi hedefin üstünde durmanızı güçleştirecektir. O yüzden bunların
kabzaları çok önemli. Şimdi yani olimpik sporcular falan kendilerini tam el ölçüsünde kabza yaptırıyorlar. Onlara eldiven gibi oturuyor bu kabzalar. Yani biz biraz da amatör atıcılar için daha standart boylara sahip kabzalar. İşte elimize deneyerek elimize uygun olan kabzayı seçmemiz lazım ki bu alttaki şey, şu plaka yukarı aşağı iniyor. Hani bunu da aşağı yukarı indirerek tam elimizin güzel bir şekilde buraya sığmasını sağlayabiliyoruz. Morin'de bu özellik de var. Bu tarafta da baş parmağımızı dayadığımız bir yer var. Bu hep tabancayı kaldırdığımız zaman arkadaşlar, dediğim gibi yani silahın hemen hemen elde kendi durması gerekiyor. Bakın şimdi şöyle biraz daha geri gideyim. Şimdi bıraktım tabancayı arkadaşlar. Tabanca hala durabiliyor sadece bir parmağımla. Gerçekten eldiven gibi uyuması lazım elimize. Ama bazı kurallar var, mesela şuranın uzunluğu bileğe kadar gidemiyor falan. Hani böyle tamamen de elimizi bu free pistol denen katagöde kullanılan silahlar gibi böyle eldiven gibi içine elimizi sokamıyoruz. Ama kabzanın da elimize güzel uyması gerekli oluyor. Evet, ben de olmasa da bu şey, yani tüpe ağırlık da takabiliyorsunuz bu modellerde. Bu da şöyle, yani silah biraz daha ağır olunca arkadaşlar şu hedef tutarkenki stabilizasyon biraz daha artmış oluyor. Bu bir avantaj ama tabii ki ağır bir silahın da uzun süre, yani sonuçta kolu yoran bir şey bu. Daha uzun süre atışlarda böyle bir dezavantajı var. Artık o sizin kendi şeyiniz, tercihiniz. Havalı tabanca atışların yarışmalarında 60 atış yapılıyor arkadaşlar. Isınma haricinde 60 atış 2 saate yakın bir süre sürebiliyor. Gerçekten çok uzun süre konsantrasyonunuzu bozmamanız gereken, aslında yorucu bir spor. Onu söyleyebilirim. Şimdi Hemelli'ye geçeyim. Hemelli biraz daha ağır şeye göre, Morini'ye göre. Namlusu biraz daha uzun bu modelin. Bu Hemelli 480. Bu da 1990'da üretilmiş. Aynı sistem. Karbondioksit de ilk başta üretilmiş. Daha sonradan çıkardıkları bir kitle bunları şeye dönüştürebilmişler. Sıkıştırılmış havalı sisteme. Bu elimdeki silah öyle. Sahibi vefat etmiş. Ben vefat eden birinden, eşinden aldım. Çok iyi bir atıcıymış, belli yani. İçinde bütün bakımlarına dair faturalar falan her şeyi saklamış. Hatta en son katıldığı yarışmanın şeyini bile saklamış, skorunu. Yani 1931 doğumluymuş adam. 2014'te hala aktif olarak yarışıyormuş, düşünün yani. Hem adamın sporculuğu hem de yani bu sporun ne kadar daha ileri yaşlarda bile yapılabileceğini bize gösteren güzel bir örnek olarak düşünüyorum. Şimdi bunda da tabii ki yükseklik ve sağ sol ayarı gezin üstünde. Ama Hemelli'de bu şeyi, gezin boşluğunu ayarlayan sistem gezin üstünde değil. Onun yerine Hemelli şöyle bir sistem yapmış. Numaralandırmış arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu 4 numaralı gez. 4 numaralı gez. Silahla beraber değişik boyutlarda gezler geliyor. Mesela şu 5 numaralı gez. Bu 3.2. Bu şey boşluğunu gösteriyor herhalde, boşluk miktarını. Yani Morin'deki gibi ayarlamak yerine gezi değiştirerek bunu ayarlıyorsunuz ki, yani aslında çok da fazla bunları değiştirmeye gerek kalmadığı için bir kez değiştirince yeterli olacak bir şey. Ama dediğim gibi Morin'deki bu ayar daha güzel. Yani bu silahın üstünde ne kadar çok ayar varsa o kadar iyi oluyor açıkçası. İkisinin de tetiği mekanik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Günümüzde artık yani daha üst seviye sporcular elektronik tetikleri kullanıyorlar ki çok çok daha yumuşak elektronik tetikler. Kabzası da ayarlanabiliyor. Ama şey yapacak olsak, bakın bu plaka, bu düz. Bu Hemelli'deki. Morini'deki böyle bir eğimli. Bu eğimli olan benim bence biraz daha ele daha güzel oturuyor diyebilirim düze göre, ama Morin'de çok çok ele güzel oturabilen bir kabzası var.
Hem elinin tetiğin daha fazla ayarı var arkadaşlar. Hem tetiği ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Hem tetiği parmağınıza gelen yeri sağa sola döndürebiliyorsunuz. Hem de tetik şeyini, bu direğini diyeyim, sağa sola yatırabiliyorsunuz ki elinizi koyduğunuz zaman tam olarak parmak ucu hiçbir şekilde eliniz sabit, rahat bir şekilde dururken parmak ucunuz tetiği koyduğunuz yere tam olarak oturtabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Bu tetiğin üstündeki daha fazla ayar olması hemelliğe ekstra bir şey katmış, artı puan katmış diyebilirim. Bu biraz daha ağır dediğim gibi. Yani çok daha güzel bir özelliği Morini'ye göre, Morini'de olmayan. Bunda kuru tetik yapma imkanınız var arkadaşlar. Normalde bunlarla kuru tetik yapmak için tüpü çıkarmanız gerekiyor. Ama Morini'de şöyle bir düğme var. Şu an training'de T yazıyor. Yani kuru tetikte. Böyle yaptığınız zaman normal yani silah kurup da peleti koyduğunuz zaman ateş eder. Ama bu şekilde yaptığınız zaman tetiklen tüpün bağlantısı kesildiği için bu şekilde kuru tetik çalışması yapabiliyorsunuz ki bu bir avantaj arkadaşlar. Çünkü kuru tetik çalışması çok çok önemli. Yani bununla kuru tetik çalışması yapmak daha avantajlı. Çünkü niye? Tüpü çıkartmanıza gerek yok. Tüpün ağırlığı tabancada dururken kuru tetik çalışması yapmak tabii ki daha gerçekçi ve antrenman için daha uygun bir şekil olmuş oluyor. Evet, şöyle bakayım başka ne farkları var belirtmek için. Bunun kompansatörü ucunda şöyle bir kompansatör takmışlar. Bu da aynı şekilde bütün sıkıştırılmış gazda çalışan tabancalar gibi hava durumunu gösteren bir göstergesi var. Yeşilde olduğu sürece aynı şekilde isabetli atış yapabiliyorsunuz. Yalnız bunda kesmiyor arkadaşlar. Yani bundaki bir kanca sistemi yok. Evet. Tabancalarla ilgili sanırım her şeyleri de göstereyim. Bu Morini'nin tüpü. Bu da adaptörü arkadaşlar. Bu dalgıç tüplerinden bunu dolduruluyor. İşte doldurduğunuz zaman bunu tüpe takıyorsunuz. Bunu da dalgıç tüpüne takıyorsunuz. Bana yaştığı zaman hemen bir saniye bile sürmeden yani yarım saniyede dolduruyor. Hemelli'ninki biraz daha değişik sonuçta tüpün şekli de değişik olduğu için. Yine ama mantık aynı. Bu parçayı adaptörü tüpe bağlıyorsunuz. Bunu da dalgıç tüpüne bağlıyorsunuz. O şekilde kullanabildiğiniz bir silah. Bu silahlar tabii ateşli olmadığı için herhangi bir barut kirlenmesi yok ama attığımız peletler kurşun. Yani bu da bildiğimiz klasik 4,5 mm kurşun pelet. Kurşun ister istemez bunlar yivili silahlar. Namluyu kirletiyor. Kurşun savunması yapabiliyor. O yüzden yaklaşık 300 atımda bir şu şeylerle namludan geçmek gerekiyor. Önce bu bir tanesini kurşun çözücü bir yağ ile biraz yağlayıp çok az yani. Ondan sonra kuruyuncaya kadar namlu içi diğer temiz şeylerle geçmek gerekiyor ki o kurşun atıkları namludan temizlenmiş olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar böyle. Bir de atış yapacağım. Evde ufak bir düzeneğim var benim havalı tabancayla çalışabilmek için. İkisiyle de atış yapıp kısaca bir de karşılaştırmak istiyorum. O atış videosunu da arkaya ekleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler. Evet arkadaşlar, atış videoları için tekrar beraberiz. Önce Hemer ile başlayacağım. İkisiyle de 3 atış yapacağım. Mesafe de 7 metre. Hedef normal havalı tabanca hedefi değil. Daha çok grupmana bakacağız. Evet, şimdi başlayalım. Önce açıyorsunuz. Peleti koyma kapağını. Bunu indirdiğin zaman atış hazır olmuş oluyor.
Boring ile başlıyorum. Şeyi açıyorsunuz. Buraya pereti koyuyorsunuz. Şu an atışı hazır. Üç atış yapacağım ikisiyle de. Gruplama bakacağız. Bu Morini'ydi.